Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler de puf kalıplarıyla tweed Chanel ceket dikimini göstereceğim. Öncelikle emek verdiğim için kanalıma abone olup beğenmeyi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evet, kumaşlarımı Tüliş kumaştan, Instagram hesabı da var, linkini paylaşayım. Tüliş kumaştan aldım. Evet, puf kalıplarıyla nasıl kışlık Chanel tweed ceket dikilir, onu sizlerle göstereceğim. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerde bir ceket tweed ceket dikimini göstereceğim. Öncelikle kalıp çıkarmadan biraz bahsedeyim. Evet, şimdi öncelikle ben puf kalıbı kullandığım için ön ve arka beden kalıplarım hazır. Kol kalıbını ise parşömen kağıdına şu şekilde çıkaracağım. Şöyle üstüne koyup hangi bedense zaten altından görünüyor. Çizeceğim. Uç kısmı değişebilir. Manşet kol yapıyorsanız birebir bu ölçüye uyun. Bakın kolun kenarları da burada. Fakat ben şu hırkamın ucu gibi biraz bol şekilde olduğu için onu kendim ayarlayacağım. Ölçüp. Evet. Kamerayı bir elinde tuttuğum için gösteremeyeceğim. Şu şekilde. Mesela benim kalıbım kure. Kure deseninden başlayıp üstüne koyup şu kenarlardan omuzundan tamamen çizip kalıbımı çıkaracağım. Şimdi ön beden kalıbını çıkarırken cetvelim gördüğünüz gibi çizdim. İtek bu şekilde dışa doğru açılımlı olacak ve dar görünmeyecek. Daha böyle pileli, hoş bir görüntüsü olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Boy ölçümü aldım, ayarladım. Kumaşım tam yetiyor. O yüzden sonuna kadar şu hizadan sabunla çizerek devam edeceğim. Dikiş payı şöyle 2,5 santim kadar koyun. İşte şu hizadan falan kesin. Ön beden kalıbımızı bu şekilde çıkarıyoruz. Çizeceğim. Buradan da tabii ki ön hizadan dümdüz keseceğim ve kalıbımı, kumaşımın ön bedenini çıkarmış olacağım. Kışlık ceket olduğu için iki beden falan bol dikiyorum. Dökümlü dursun. Kazaklarla rahat giyilmesi için. O yüzden bu şekilde katlıyorum. Omuz hizası bakın dümdüz oldu. Normalde böyle katlı karpuz dilimi gibi bir şey. Bunun amacı buradaki pens yerini belirtmek, göstermektir. Tam kat hizasından katlarsanız bu şekilde çizmeye devam edin. Evet, bakın. Burayı ben bu şekilde açacağım ve kolumu bu şekilde çizip işte boy ölçümü alıp ona göre kalıbımı çıkaracağım. Fakat ben kol ölçümü şöyle açılımlı olduğu için biraz şöyle cetveli çizip açılımlı yapacağım. Dümdüz gelmeyecek. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi ön beden kalıbını çıkarırken cetvelim gördüğünüz gibi çizdim. İtek bu şekilde dışa doğru açılımlı olacak ve dar görünmeyecek. Daha böyle pileli, hoş bir görüntüsü olacak. Bu şekilde yapıyoruz. Boy ölçümü aldım, ayarladım. Kumaşım tam yetiyor. O yüzden sonuna kadar şu hizadan sabunla çizerek devam edeceğim. Dikiş payı şöyle 2,5 santim kadar koyun. İşte şu hizadan falan kesin. Ön beden kalıbımızı bu şekilde çıkarıyoruz. Çizeceğim. Buradan da tabii ki ön hizadan dümdüz keseceğim ve kalıbımı, kumaşımın ön bedenini çıkarmış olacağım. Bir de size kumaş kesme tekniğinden bahsedeceğim. Şimdi kumaşımı öncelikle şöyle bakın üst kısmının uç kısmından ön beden kalıbı çıkaracak kadar çizdikten sonra ikiye katladım. İki kat yani ikisi de simetrik orantılı olsun diye İki katı aynı anda kesiyorum. Ön beden kalıbını yalnızca bu şekilde yapın. Bakın. İki katı aynı anda sabunla çizdiğim yerden kesiyorum. Ön beden kalıbı olduğu için şu kısımdan da dümdüz bakın en ortasından burası iki katlı. Ortayı da açacağım ve iki tane ön beden kalıbım çıkmış olacak. Evet, şimdi ben bütün kalıplarımı çıkardım, dikmeye başlıyorum. Bu da makinem puf. Evet, şimdi dikmeye başlıyorum. Bu kumaştan biraz bahsedeceğim.
Overlock çekmenize aslında pek gerek yok. Çünkü bunun ucu püskül püskül, daha modern güzel duruyor. Fakat şöyle başından en son overlock yerine dikişleri değil ama hafif şöyle bir zikzak atacağız. Onu göstereceğim. Ben şimdi ilk öncelikle omuzlardan başlıyorum. Arka kalıba, ön kalıpları tutturmaya başlayacağım. Omuz dikimini yapacağım. Evet, omuz dikimini yapacağım. Daha sonra diğer işlemleri göstereceğim. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi tüm parçaları üst üste koydum. Birleştirme aşamasını göstereceğim. Bakın, omuzların üstüne kalıp gibi, kalıbım tam tuttuğu için böyle çok düzgün görünüyor sırf bu haliyle bile. O yüzden ilk önce omuzlardan başlayacağız. Daha sonra kolların sadece şu kısmını oturtacağız. Şuralar açıkta kalacak. En son etek ucundan başlayıp şuraya kadar gelip kol ağzını da kapatıp tamamlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi ilk önce omuzlardan başlayacağım. Buraları içe doğru katlayıp veya işte kendi ölçünüze göre yaka kısmını oyabilirsiniz. Ben sade bir yaka yapacağım. Bu şekilde. Hatta şanel kumaş olduğu için şu ipliklerini birazcık şöyle püskül haline getirmeyi düşünüyorum. Detaylı göstermek için şöyle işaretledim. Omuz askı kısmı, tam omuz kısmını şu ucundan veya bu ucundan başlayıp dümdüz topla iğne ile sabitleyip dikmeye başlayacağım. Evet, buradan dümdüz isterseniz çizebilirsiniz. Şimdi kol kısmına geçtim. Önemli olan burası. Şu en kolun ortası, omuz kısmından omuzlara birleştirirken tam ortasından topla iğne ile sabitleyin. Fakat iki ters yüzüyle çalışın. İki ters yüzünü şöyle dik bir şekilde böyle yaparak topla iğne ile dikey bir şekilde sabitleyin. Sonra koltuk altı kısımlarında bu şekilde iğne ile topla iğne ile sabitleyin ya da teğel alın. İlk defa dikiyorsanız mutlaka teğel alın. Teğel ile çalışın. Bu şekilde her tarafından topla iğne ile ve teğel dikişleriyle sabitleyerek şu kısımlardan başlayıp her iki kolu da bu şekilde dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben tamamen omuz kısım, kol kısımlarını diktim. Sadece şu kısımlar açıkta kaldı. Bu kısımları da koltuk altından şu kısımdan başlayıp önce kol ucuna, sonra etek ucuna kadar dikip tamamen bitireceğim. Gördüğünüz gibi paf kalıbını tam tuttuğu için yaka kendiliğinden oluştu. Evet, Chanel tweed ceket dikmek kolay olduğu için hiç böyle bilek kısmında manşet kol yapmaya uğraşmadım. Şuralardan sabitleyip yatay dikişleri çıkarıp böyle bir püskül model yaptım. İsterseniz tabii burayı biye gibi ya da içe katlayarak düz bir kol elde edebilirsiniz. Ama ben bu şekilde yaptım. Koluna da aynı şekilde modern yaptım, püskül modeli. Evet, gördüğünüz gibi yakaya da aynı şekilde yapacağım ve düğmelerimi dikip tamamlayacağım. Tamamen tüy ceketimi, şanel kumaştan yaptığım ceketimi tamamen her tarafını diktim, bitirdim. Etek ucunu da şöyle içe doğru iki parmak falan kıvırdım ve diktim. Şöyle dümdüz görünüyor. Yaka kısmı zaten kendiliğinden oluşmuştu. Tweet'in modelini böyle olduğu için hiç oynamıyorum, dikmeyeceğim. Sadece şu kısımları yine kendime göre, bedenime göre ayarladım. Ön kısmını iki parmak ya da üç parmak provasını yapın. Ona göre içe doğru kıvırıp toplu iğnelerle sabitleyin. Daha sonra şuradan dikip, düğmelerimi dikip, ilik açıp tamamen bitirmiş olacağım. Kışlık ceket ve kaban dikerken bedeninizden 2-3 beden büyük dikerseniz daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü kazaklarla, kalın kıyafetlerle giyildiği için elbise ölçüsünde değil, daha büyük bedenlerde dikmeniz gerekiyor. Yoksa giyemeyebilirsiniz. Dar olur, sıkar. Evet arkadaşlar, ben tweed ceketimi tamamen diktim, bitirdim. Sonuç bu şekilde oldu. Evet, önemli olan burada kalıp, doğru bir kalıpla çalışmak. Dikmek en kolay iştir. Kalıp düzgün olunca çok pratik ve kolay oldu. Şöyle kollarına şu şekilde model yaptım.
Evet, yakası zaten kendiliğinden oluşmuştu. Evet, bu şekilde. Ara boy oldu. Uzun kap şeklinde diktim. Evet, gösterdiğim şekilde dikerseniz siz de kolay ve pratik bir şekilde dikebilirsiniz.